La ilahe illallah. La ilahe illallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına ve bütün müminlerin üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti davetimize icabet eden siz kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzet ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat. Sevgili kardeşlerim, şu içinde yaşadığımız dünya çok büyük zulümlere şahitlik yapmıştır. Kan emici zorbalar mazlumlara vahşi hayvanları aratacak kötülükler yapmıştır. Namuslar kirleten, insanların topraklarını gasp eden, insanları evlerinden süren zorbalar şu dünya toprağı içerisinden çıkmıştır. Ama tüm bunlara rağmen şu dünya çok şerefli insanlara da ev sahipliği yapmıştır. Elhamdülillah. Şu üzerinde yürüdüğümüz yer çiçeklerden daha naif, daha kibar, daha nazik şahsiyetleri sırtında taşımıştır. Şu gök hayrın öncülerine, nurun sahiplerine gölgelik yapmıştır. Elhamdülillah. İnsanları aldatan, canlarına, mallarına kast eden, adalet götürüyoruz diye, nizam vereceğiz diye, yaşama şeklini ancak bizim ellerimizde öğrensin diye toprakları yağmalayanlara bu dünya ne kadar şahitlik ettiyse, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiği olayın kahramanları ve o kahramanlar gibilerine de bu dünya hayatı vallahi şahitlik yapmıştır. Elhamdülillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Vaktiyle bir adam başka bir adamdan toprak satın aldı. Tarlasını düzeltirken, almış olduğu araziye çeki düzen verirken toprağın altında altın dolu bir çanak buldu. Koştu, araziyi satın aldığı adama gitti. Bakın şu sözleri söyledi. Ben senden altın değil, ancak araziyi satın aldım. Bundan dolayı da bu çanağı sana teslim ediyorum dedi. Belki aklına şu geldi. Bu belki mazlumların parasıydı. Belki beytul malındır. Belki muhtaçların, mağdurların, yetimlerin, dul kalmış kadınlarındır. Böyle ince düşünmek, zarif düşünmek, herkesin harcı olmasa da böyle düşünmeye etken çok sebep vardır. Ancak şimdi dikkat edin kardeşler. Vallahi bu olay anlatıldığı zaman, bu olayı okuduğum zaman hafsalamın almadığı başka bir olay cereyan ediyor. Araziyi satan adam o çanağı teklif eden kişiye yöneliyor. Diyor ki ben diyor bu araziyi içindekilerle beraber sana sattım. Üstündekilerle, altındakilerle. Eline ne geçiyorsa, gözün neyi görüyorsa, neye elin değdiyse hepsiyle beraber sana sattım diyor. Ve diyor ki ben bu çanağı asla geri almam. Ve dikkat edin kardeşler. Bu iki insan birbirleriyle mahkemelik olmaya kadar gidiyorlar. Aralarındaki hükmü çözmesi için bir hakem tayin ediliyor. Vallahi kardeşler, şu kapitalist dünyada
dünyevi menfaatler uğruna insanların annelerini, babalarını, eşlerini, çocuklarını, akrabalarını, en sevdikleri dostları sırt çevirip, satıp, onlara gözlerini yumup terk ettiği bu dünyada eğer bu iki insanın yapmış olduğu iş mahkemeye gitseydi, Allahu alem, mahkeme sahipleri bu insanlar hakkında deli raporu isteyecekti. Akıllı insanın kapitalist düzen içerisinde menfaatleri celbeden şu dünya hayatı içinde bu insanların yaptığı akıllı insanların yapacağı iş değildir. Ve hakem aralarındaki hükmü çözmek için şöyle yaklaşıyor. Sizin diyor çocuklarınız var mı? Bir tanesi diyor ki benim kız çocuğum var. Diğeri diyor ki benim de diyor erkek çocuğum var. Öyleyse diyor ikisini evlendirelim. Bu altınların bir bölümünü evlilik masrafları için onlara verelim. Diğerini diyor aranızda bölüştürün. Allahu Ekber. Bu anlattığım hikaye Esatürül Evvelin değildir kardeşler. Yunan filozoflarının uydurduğu Hint masalları veya İran'ın binbir gece hikayelerinden bir parça değildir. Halis muhlis muttefakun aleyh Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadistir. Bu hayat içerisinde namuslu yaşayanların da bu hayat içerisinde haksızlığın, zorbalığın olduğu zamanlarda adaletin de, hukukun da, merhametin de nasıl tecelli etmesi gerektiğini öğreten kalpler her zaman olmuş elhamdülillah. Evet, bu dünya hayatı adil olanları da merhametli olanları da bağrında kucaklamıştır elhamdülillah kardeşler. Evet aziz dostlar, bu dünya yine bütün beşeriyeti, ama bakın abartmıyorum, bütün beşeriyeti heva ve heveslerine mahkum etmek için çırpınanlara şahit olduğu gibi, geçen bundan iki hafta önceki ayette okuduk, hevalarının esiri olanlar sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyor diyen filozofların sözü değildi. Aziz ve celil olan Allah'ın sözüydü. Evet, bu dünya hayatında beşeriyetin tümünün yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle, özellikle sübyanların daha küçük yaştan beynine, kalbine, amellerine zehir akıtıp olgun bir hale gelmeden toprağa çürük bir meyve olarak düşmesi için çalışan, çırpınan, gayret gösteren, terleyen, ağlayan, ağlatan, kan döken onlarca insana şahit. Dünya buna şahit. Ama bu dünya Mısır'ın 4000 köyünün 3000 köyünü sadece Allah rızası için, davet için, insanlar uyansın diye halifelik çöktü ama aziz ve celil olan Allah diridir diye bunu ispatlamak için köy köy gezen öyle bir davet gezisi ki, uçaklarla değil, teyyarelerle değil, trenlerle değil, otobüslerle değil, büyük otellerde, 5 yıldızlı otellerde kalma adına değil, öyle bir davet gezisi ki efendi, şu an çocuğun hasta yatağında yatmakta. Belki bir adım sonrası kara toprağın altına gömülecek. Şu davet gezine bir ara versen, bir fasıla koysan da çocuğumuzu hastaneye götürsen teklifinde bulunan hanımına, kadın, bu çocuğun dedesi Abdurrahman es-Sa'ati, muhaddislerin ifadesiyle İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedi, yaklaşık 30 bin hadisi içerisinde barındıran Müsned'e, İslam tarihi içerisinde ilk defa şerh yapan, adına da Fettur Rabbani ismini veren Abdurrahman Es-Sa'ati gösterir. Hanım der, bunun dedesi var ya, bunun dedesi defin işlemlerini benden daha iyi bilir diyerek davasının önüne hiçbir şeyi geçirmeyeceğini, İnsanların hidayeti uğrunaysa evlatlarımı kaybetmeyi göze alırım, ruhunu hanımına veren Hasan el-Benna'ya da Allah'a hamdolsun ki bu dünya şahit oldu. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Batıl davaları uğruna insanları öldürmeyi marifet sayanlar, komünizm uğruna, sosyalizm uğruna, faşizm uğruna, laiklik uğruna, demokrasi adına o davayı yeryüzüne hakim kılmak ve beşeriyeti öldürmeyi şeref bilenlerin yaşadığı bu dünyada Allah'a hamdolsun ki ilahi bir davanın kulpuna yapışıp can vermeyi
kendine şeref bilen Seyyid Kutub Rahimeullah'a da Allah'a hamdolsun bu dünya şahitlik etmiş. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet kardeşler, bu dünya hayatı içerisinde bu dünyanın bağrına kötülüğü, şerri dikenler, ekenler olduğu gibi hayrı ekenler de olmuş elhamdülillah. Bu dünya insanlarına adaletsizliği miras bırakanlar olduğu gibi Allah'a hamdolsun ki iyiliği ve güzelliği miras bırakanlar olmuş elhamdülillah. İşte bu akşam Allah nasip ederse hayatının bir dönemi karanlık sayfalarla dolu olup belki kendisinin de asla hatırlamak istemediği gençliğinin baharını şeytanın esaretine verdiği ama hayatının olgunluk evresini ta kabre girene kadar beyaz sayfalarla tamamlayan salihlerin, abidlerin, muttakilerin, ariflerin, kalpleri ince olanların imamı Malik bin Dinar rahmetullahi aleyhi gündemimize taşıyacağız inşallah. Öyle bir hikayesinden anlatacağız ki, öyle bir hikayesinden bahsedeceğiz ki Rabbimizden temennimiz onun hidayet bulduğu o hikayesinden büyük dersler ve paylar çıkartarak alemlerin Rabbi olan Allah'ın mağfiretine yürümeyi talep ediyoruz. Rabbim istifade etmeyi hem size hem de bana nasip etsin kardeşler. Bir arkadaşı diyor ki bir gün Ebu Yahya yani Malik bin Dinar Kur'an yazma işini bitirdikten sonra mescide gelip insanlara namaz kıldırdı. Namaz bitti. İnsanlar Malik bin Dinar'ın sohbetinden istifade etmek için mescitten dışarı çıkmadılar. Malik bin Dinar Allah Subhanahu ve Taala'nın kendisine takdir ettiği kadar ruku ve secde yaptı. Namazını bitirdikten sonra da cemaate doğru döndü. İnsanlar sohbet yapacak gayesiyle arkalardan önlere doğru halkalar kura kura devam ettiler. Öyle ki mescit almaz hale geldi. Mescitten insanlar taşar hale geldiler. Malik bin Dinar önce başını kaldırdı. Cemaate baktı. Sonra kafasını eğdi. Düşündü. Bir tefekkürün içine girdi. Sanki bu alemde değil de başka bir alemde nefes alıyormuş gibi bir ruhun içine daldı. Bir genç fark etti. Önce Malik bin Dinar'ın yüzüne gözyaşları, sonra dudaklarından acı bir tebessümün belirdiğini fark etti. Sonra şeyhe yöneldi. Dedi ki acaba şeyhimizi ağlatan, üzen, kahreden, kalbini parçalayan sebep nedir dedi. Malik bin Dinar bu alemde yaşamadığını gösterircesine sanki kulakları duymuyor, gözleri görmüyor, zihni çalışmıyormuş gibi cemaate tekrar baktı. Evet, Malik bin Dinar sanki ayrı bir ufuklarda ve alemdeydi. İnsanlar tekrar dediler, acaba şeyhe ne oluyor? Acaba bir sıkıntısı mı var? Deyince Malik bin Dinar toparlandı ve döndü dedi ki, bir hatıra aklıma geldi. Bir hatıra aklıma geldi. O hatıra aklıma gelince gözyaşlarımı tutamadım. O hatıra Hasan el Basri'dir. Rahmetullahi aleyh. Abidlerin, muttakilerin, Allah'ı arayanların, Allah'a koşanların imamlarından bir tanesidir Hasan el Basri. O aklıma geldi, ağlamaya başladım. Sonra bir rüyamı hatırladım. Hani parantez açıyoruz. Tevbeye yürüdü, Allah'a koştuğu bir rüyayı hatırladı. Sonra tebessüm ettim. Sonra tekrar döndü. Dedi ki Hasan el Basri alim, zahid, takva sahibi bir insandır. Onun annesi, Hasan el Basri'nin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından Ümmü Seleme'nin cariyesiydi diyor. Dikkat edin şimdi kardeşler. Ümmü Seleme'nin cariyesiydi. Hasan el Basri'nin annesi dışarı çıktığı zaman Hasan'ı avutmak için Ümmü Seleme mübarek göğsünü o çocuğun dudaklarına verirmiş. O göğüs sütle dolduğunda
Hasan diyor, onu diyor Emer'di diyor. İnsanlar bilirler ki Hasan'daki hikmet, feraset, Allah korkusu bundan dolayı gelmektedir. Elhamdülillah. O diyor bir yere gidip geri döndüğünde sanki diyor bir arkadaşını definden dönmüş gibi olurdu diyor. O diyor oturup Allah'ı hatırladığında boynu vurulacak bir insanın teslimiyeti gibi diyor boynunu diyor eğerdi. Ona cehennem ateşi hatırlatıldığında sanki şu yeryüzünde cehenneme tek girecek kişi Hasan'mış gibi bir ruh haline bürünürdü. Allahu Ekber. O çok takvalı biriydi diyor. Zahid biriydi. Zühd sahibi biriydi. Sanki onların kıymeti bilinmemişçesine, onlardan istifade edememişçesine, hani böyle bir insandan biz daha fazla ne kadar yararlanabilirdik, niye yararlanamadık dercesine o göz pınarlarını akıtmıştı sanki Malik bin Dinar kardeşler. Evet, o dönemler, o dönemlerden bir sonraları şu yeryüzünün salihlerinin bahçesiydi kardeşler, tarlasıydı. Elhamdülillah her bir beldede abidlerin tarlaları vardı elhamdülillah. Şu dünyaya ışık saçan tarlalar vardı orada. Bakın dikkat edin, Malik bin Dinar'ın bir hikayesine bahsedeceğim, sonra olaya tekrar geri döneceğim. Diyor ki bir gün yolda yürürken küçük bir çocuk gördüm. Çocuk eline şöyle toprağı alıyor, sıkıyor, önce gülüyor, bırakıyor, sonra ağlamaya başlıyor. Çocuğun diyor bu halini görünce selam vermek istemedim diyor. Biraz ilerledikten sonra aklıma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklara selam verdiği geldi, geri döndüm. Dedim ki selamu aleyküm ey çocuk. Çocuk selamı aldı. Yalnız Malik bin Dinar'ın merak ettiği bir şey var. Küçük bir çocuk yerden toprağı alıyor, önce gülüyor, sonra ağlıyor. Nedenini soruyor. Ne olur kulaklarını buraya çek aziz dostum. Kalbini buraya yönlendir. Bakın şimdi rikak nedir? Kalp inceliği nedir? Züh nedir? Hikmet nedir? Feraset nedir? Bugün sen benden, ben alimlerden, muttaki olanlardan, abid gibi mescitlerde dolaşanlardan şu sözü işitecek miyiz? Çocuğa dönüyor diyor ki ey çocuk diyor, bu yaptığın işin alameti nedir? Hikmeti nedir? Diyor ki ey amca diyor, önce diyor o toprağı aldım diyor. Sıktım. Dedim ki sen şu topraktan yaratıldın. Senin mayan budur. Sen busun. Hani parantezi ben açıyorum. Büyüklenmenin bir anlamı yok. Kibirlenmenin bir anlamı yok. Yaratıldığın hamur üzerine su döküldüğünde lapa bir hale gelecek çamurdur. Sonra dedim elime tekrar aldım. Bıraktığımda dedim ki ey çocuk, nefsine söylüyor. Sen bu toprağa karışacaksın. Tekrar dirileceksin. Hesaba çekileceksin. Deyince Malik bin Dinar tutamıyor kendini. Be evladım diyor, sen bu derece Allah'tan korkacak hangi günahın sahibi olabilirsin ki? Sen sübyansın. Allah seni hesaba belki hiç çekmeyecek. Ne diyor biliyor musunuz kardeşler? İçimizde Arif gibi gezinenleri utandıracak şu sözü söylüyor. Diyor ki amca diyor, ben diyor annemin diyor ekmek pişirdiği anları gördüm diyor. Büyük odunlar yanmadan önce küçük odunların tutuşturulduğunu diyor şahit oldum diyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Cehennem ateşi hani belki büyükler hiç değil, küçüklerle başlayabilecek korkusu bu Arif genci sarmıştı. Elhamdülillah. O dönem Ariflerin tarlalarıydı. Çocukları isabet eden, sirayet eden, hücrelerine kadar işleyecek bir zühte sahiptiler elhamdülillah. Sonra Hasan el-Basri'nin bu hayatından kesitler verdikten sonra Malik bin Dinar diyor ki ben diyor bunu düşündüm. İnsanların ondan istifade edemeyişini ve onu kerih görenlerin, onu kötüleyenlerin halini düşündüm diyor, ağladım diyor. Peki neden güldün be mübarek? Neye tebessüm ettin? İşte bu akşam asıl can damarı konumuz burası kardeşler. Malik bin Dinar devam ediyor. Diyor ki ben diyor gördüğüm rüyayı size diyor bir hikaye olarak, tabir yerindeyse bir roman olarak, hani ibret alasınız diye, ders çıkartasınız diye anlatacağım diyor. Diyor ki gençliğimde devletin güvenliğinde çalışan bir adamdım diyor. Ne olur bu hikayeyi iyi dinlemeye çalışalım. Diyor ki ben gençliğimde devletin güvenlik organlarında, kolluk kuvvetlerinde çalışan diyor bir adamdım.
çevik ve atik ama diyor bununla beraber kalbi diyor kas katı kesilmiş. Hatta göğsünde diyor kalp değil kaya taşıyan bir adamdım diyor. Günahların diyor her birine dalar içki müptelası diyor bir kişiydim diyor. Allahu Ekber. İçki müptelası. Bakın şu söz ona ait. Oysa ki diyor içki şeytani bir ruhun göstergesidir. Şimdi dikkat edin. Saadeti Rabbani bir ruhta aramaktan aciz kalanlar mutluluğu içkide ararlar diyor. Allahu Ekber. Öyle değil mi aziz dostum? Bu sokaklarda Peygamber aleyhissalatu vesselam içki her türlü kötülüğün anasıdır demesine rağmen içinde bulunduğu kederden kurtulmak için meyhanelere koşun. Mutlu olmanın anahtarını kadehlerde arayan Müslüman insanlar yok mu aziz dostum? Halbuki diyor bu şeytani bir ruhun göstergesidir. Saadet Rahmani ve Rabbani bir ruhun içerisindedir. Diyor ki bir gün hırsız ve canileri gözetlemek için çarşıya gittim. Bir gördüm ki iki insan birbirinin boğazına girmiş. Onlara yaklaştım. Zayıf olan, zorba olan kişiye yöneldi şu sözleri söyledi. Kız çocuklarımın sevincini zorbalıkla diyor eline alıyorsun. Dikkat edin. Kız çocuklarımın diyor sevincini zorbalıkla elimden alıyorsun. Onlar sana beddua edecekler. Ve asla andolsun ki hayır namına bu hayattan hiçbir şey bulamayacaksın. Ben bu çarşıya şu sözün muhatabı olmak için geldim. Müslümanlardan bir kimse çarşıya gider, oradan alışveriş yapar, sadece kız çocuklarını sevindirmek için aldıklarını evine götürürse Allah'ın razı ve rahmetinle mazhar olur diyor. Allahu Ekber. Hem Allah'ın rızasına ulaşır hem de Allah'ın rahmetine. Malik bin Dinar diyor ki bu söz kalbimi öyle bir yumuşattı ki insanlığını tabir yerindeyse hatırladı. Kimliğine ve özüne doğru dönmeye başladı. Ve bana da şunu gösterdi ki şu sokaklar içerisinde şu adam olmaz bunlardan asla iyilik zuhur etmez diyenlerin bir sözle, bir cümleyle, bir hikayeyle, bir olayla kalplerinin nasıl da hamur gibi yumuşayacağını Malik bin Dinar bize gösterdi. Diyor ki öyle bir etkilendim ki adama doğru diyor yanaştım. Mazlum olanın hakkını zorbadan aldım. O çocukları sevindirmek için de cebimden biraz koydum. Adama döndüm dedim ki eve gittiğinde aldıklarınla kız çocuklarının mutlu olduğunu gördüğün zaman bana dedi dua etsinler. Allahu Ekber. Bana dua etsinler. Demek ki çok ihtiyaç sahibi kız çocukları. Fakirler. Öyle değil mi aziz dostlar? Bugün Arakan'daki çocuk kumandalı arabayla sevinmiyor. Bugün Suriye'deki çocuk büyük elektronik cihazlarla sevinmiyor. Kendisine vereceğiniz kıytırık bir balonla mutlu olabiliyor çocuklar elhamdülillah. Çocuklar böyledir aziz dostlar. Fakirlerin kalpleri kuş gibidir. En ufak bir iyilikte mutluluğa doğru uçarlar. Bir kardeşimiz geldi yeni Arakan'dan. Bir olay anlatıyor. Sadece çocuklar için mi geçerli misiniz? Diyor ki Arakan'dan diyor döneceğim sırada bölge diyor çok sulak. Toprak diyor çok ıslak. Bot giyemiyorsun, ayakkabı giyemiyorsun. Terlik giydim diyor. Çok eski bir terlik. Türkiye'den getirdim diyor bir terlik. Gelmeme diyor çok yakındı. Yolda yürürken bir ihtiyar gördüm diyor yalın ayak. Zayıf bir adam. Tıpkı Arakan kadar fakir bir adam. Gittim adamın yanına, ayağımdan diyor o eski terlikleri çıkarttım. Adama verdiğimde diyor adam öyle bir ağladı ki bana diyor öyle bir sarıldı, o kadar dua etti ki Allahu Ekber. Kardeşler bir fakiri çok büyük şeylerle mutlu etmenize gerek yok aziz dostlar. Bir tebessüm, kendisine küçük vereceğiniz bir hediye dünyanın en mesut insanı yaparsınız onlara. Malik bin Dinar bunu anladı. İhtiyaç sahibi olan kız çocuklarının evdeki gülüşlerini kulakları işitti Malik bin Dinar.
Ve dedi ki o adama, çocuklarının güldüğünü, mutlu olduğunu anladığın an bana dua etsinler dedi. Bunu da boynuna asıyorum dedi. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Evine gitti. Kendisi anlatıyor. Eve gittiğinde yaşadığı olayı düşündü. Kalbim diyor öyle yumuşadı ki diyor. Öyle bir boşluğun içinde kendimi hissettim ki. Ertesi gün evlenmek için bir çabanın içine girdim. Ama dedim ki benim kadar günahkar, benim kadar katı kalpli bir adama hangi insan kızını verir ki? Bu sefer diyor solu cariye pazarında aldım diyor. Bir cariye satın alıyor ve diyor o kadın diyor asla benim elimden diyor kötülük görmedi. Ve o kadın Malik bin Dinar'ın kalbini açacak bir kız çocuğunu vermeye sebep oldu elhamdülillah. Sonra kız çocuğu dünyaya geldi. Diyor ki kız çocuğumu öyle sevdim ki diyor. İçkiye duyduğum müptelalı kız çocuğumda hisseder oldum diyor. Beni diyor öyle bir yumuşattı ki içimdeki diyor insanlığı dışarı çıkartmaya başladı. İçkiyi diyor bırakmak istiyordum diyor. Çünkü Fatıma'sının kendisine beddua etmesinden korkuyordu. Olur ya bir gün derdi ki ey lanet adam, ey kınanacak adam, Allah senin belanı versin. Şu arifler, abidler, muttakiler, muhsinler, muhlisler meclisleri taşırırken sen halen meyhanelere gidiyor, yüzümüzü yere düşürüyorsun, lanetiyle karşılaşacağım diye kadehle diyor savaşıyordum diyor. Ama bir türlü yenemiyordum. Yine bir gün kadehi diyor elime aldım, tam içecekken diyor kızım diyor emekleyerek yanıma geldi. Bir eliyle diyor sakallarımı çekti, diğer eliyle diyor kadehi itti, kadeh diyor yere düştü, kızmadım diyor. Çünkü kızına öyle bir müptela ki yavrusunu sevindirdiği için kendisi de keyif aldı. Sonra diyor günler böyle geçti. Kızım tam 2 yaşını bitirdikten sonra vefat etti. Allahu Ekber. Ne oldu biliyor musunuz sonuç? Belki tam Allah'a yürürken, istiğfarın böyle tam yamacından geçerken şeytan diyor beni aldı, çok daha zelil bir duruma düşürdü. Çünkü bu hüznümü bastıracak bir imana diyor sahip değildim. Yok mu kardeşlerim şu sokaklarda? Yok mu? Allah rızası için size soruyorum. Bonzai kullanan, uyuşturucu kullanan, ap içen, kadın satan ama içinde bulunmuş olduğu durumdan utanan, kızaran, bırakmak isteyen Malik bin Dinar gibi artık insanlığını hisseden, görüyor musun abi bir dükkan açtım gel elhamdülillah beni bir ziyaret et diyen, anla değişmek istiyor. Onun için seviniyor. Dükkan bedava olsun. Dükkan hiçbir şey ifade etmiyor. Ama kendisi değiştiğini göstermek için abi falanca yerde dükkan açtım. Artık atölye işletiyorum. Elhamdülillah bu saatten sonra evimin adamı olacağım. Çocuklarıma baba olacağım. Kadınıma koca olacağım diyen adam değişmek istiyor kardeş. Anlasana. Ama sen gözlerini kapattın. Ben elimi uzatmaktan aciz kaldım. O İflas ettikten sonra bir baktın ki ilk gördüğün yer meyhanenin kapısı olmuştur. Halbuki bir saat sonra belki mescide gidecekti. Temizlenecekti. Allah'a yürüyecekti. Ama Allah imtihan etti. Hikmet Allah candır, sual olmaz. Allah sınadı. Yok mu aziz dostlar böyle komşularınız? Böyle arkadaşlarınız yok mu? Ben böyle bir Allah'a artık inanmıyorum. Beni aldı önce güzel bir konuma çıkarttı, sonra beni aldı yerin dibine soktu diyen adamlara şahit değil misiniz bu sokaklarda? Halen mi yüreğiniz yanmıyor? İçiniz sızlamıyor? Malik bin Dinar böyle bir hüznün içerisindeyken solu abidlerin, salihlerin masasında değil. Nerede aldı? Tekrar meyhane masalarında almaya başladı. Ama öyle bir hale geldi ki eskisinden daha kötü hale geldi. Dününü tabir yerindeyse telafi etmek için bunu yaptı. Sonra diyor ki o sıra uykuya daldım. Tarih de veriyor. Şaban ayının ortası bir cuma gecesi. Biraz daha sabretse Ramazan'a kavuşacak. Şeytanların zincirlendiği, cehennemin kapısının kapatıldığı, cennet kapılarının ardına kadar açıldığı gün gelmek üzereyken Malik bin Dinar kendisini içki müptelası olmasından dolayı sızarak bir yatağa mahkum etti. Sonra ne oldu biliyor musunuz aziz dostlar? Diyor ki bir rüya gördüm. Rüyada kıyamet ve tekrar dirilmeye şahit oldum diyor. Kabir diyor içindeki şeyleri diyor dışarı attı. İnsanlar diyor yürümeye, ben de diyor onları takip etmeye başladım.
Ama içimde bir endişe vardı. Bir korku vardı. Sanki arkamdan da bir engerek yılanının beni takip ettiğini hissediyordum. Döndüm, bir baktım ki diyor kocaman bir yılan, gözleri diyor kırmızı, sanki bir ölüm saçıyor. Dişleri diyor mızrak gibi, karnında yere üflese yerdeki bütün yeşilliği yok edecek kadar bir ateş peşimden diyor geldiğini fark ettim diyor. Sonra diyor kaçmaya başladım. Kaçtığım sırada zayıflığımdan dolayı ölmek üzere olan bir ihtiyara rastladım diyor. Dedim ki ey adam, beni koru, Allah da seni korusun. İçimde bulunduğum durumdan beni kurtar, Allah da seni içinde bulunduğu durumdan kurtarsın dedim diyor. Yaşlı adam döndü dedi ki, gördüğün gibi ben aciz bir adamım. Şu zorbaya karşı, şu yılana karşı, seni öldürmek isteyen hayvana karşı benim gücüm asla yetmez. Sen koş, Allah seni kurtaracak bir sebep çıkartır dedim diyor. Dedi diyor. Malik bin Dinar diyor ki rüyamda koşmaya başladım. Koştum, bir ateşin diyor kenarına kadar geldim diyor. Büyük bir ateşti diyor. O ateşten korktum, geri giderken beni kovalayan yılan arkamdan gelmeye devam ediyor diyor. Aynı ihtiyarla diyor sonra tekrar karşılaştım. Dedim ki beni tekrar kurtar. O ihtiyar aynı cevabı verdi. Ancak bu sefer diyor bir dağı, bir tepeyi gösterdi. Oraya doğru koşmamı işaret etti diyor. Ben diyor dağa doğru, tepeye doğru koşarken tepenin üzerinde büyük bir evin olduğunu diyor gördüm. Tepeye diyor yaklaştıkça yılanın da diyor bana yaklaştığını hissediyordum. Bir baktım diyor evin pencereleri açıldı. Böyle ay gibi yüzleriyle diyor çocukları diyor gördüm. Sonra içerideki çocuklar ey Fatıma, ey Fatıma diye bağırışmaya başlıyorlardı. Baktım ki 2 yaşını doldurup vefat eden kız çocuğuma sesleniyorlarmış. Allahu Ekber. Kızım diyor beni gördüğü anda bir ok gibi diyor fırladı, çığlık attı, sol eliyle diyor beni kavradı diyor. Beni korudu, sağ eliyle diyor yılana işaret etti, elini uzattı. Yılan diyor geri döndü. Kızım sonra diyor sakallarını diyor tuttu. Beni diyor bir kenara oturttu. Sonra diyor kucağıma oturdu. Sonra sakalıma diyor tekrar vurdu ve kulağıma şu ayetleri okudu. İman edenlerin Allah'ı anma ve ondan gelen Kur'an sebebiyle kalplerinin yumuşama vakti gelmedi mi? Onlar kendilerinden önce indirilen kitap sahipleri gibi olmasınlar. Çünkü aradan uzun zaman geçtikten sonra onların kalpleri katı kesildi ve onların birçoğu fasıklardı. Hadid suresi 16. ayetlerini okudu diyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Hadid suresi 16. ayetini okudu. Sonra kızıma döndüm, dedim ki kızım, peki bana söyle. Bir taraftan ağlıyor rüyasında, bir taraftan da kızıyla konuşmaya devam ediyor. Diyor ki söyle diyor kızım, şu diyor arkamdan diyor beni kovalayan diyor yılan nedir diyor. Baba diyor, o senin kötü amelindir. Onu diyor öyle besledin, şimdiki diyor kuvvetine diyor getirdin diyor. Allahu Ekber. İçki içerek, Allah'a isyan ederek, haramların birinden çıkıp diğerine koşarak sen o günahı öyle büyüttün ki tabir yerindeyse şimdi karşı konulamaz hale getirdin. Peki dedi kızım, kendisinden yardım istememe rağmen bana yardım etmeyen şu ihtiyar kimdir? O da dedi ki senin salih amellerindir. Allahu Ekber. Onu öyle bir zayıflattın, öyle çelimsiz bir hale geldin ki seni o yılandan korumaktan aciz kaldı. Namazdan, zikirden, Kur'an'dan, salihlerin, abidlerin meclislerinden öyle uzaklaşarak amelini zayıflattın ki seni yılandan kurtaracak bir gücü asla kalmadı. Ve döndü babasına dedi ki baba dedi, eğer dedi o fakir çocukları sevindirmeseydin, Allahu Ekber, o fakir çocukları sevindirmeseydin, şimdi Arakan'daki, Suriye'deki, Somali'deki, Afganistan'daki, Çeçenistan'daki, Filistin'deki, aman Allah'ım dünyanın neresine bakarsanız bakın, sevindirilmeye muhtaç yüz binlerce çocuk varken, eğer biz sevindirecek sebepler bulamıyorsak vay halimize.
Eğer diyor baba sen diyor o fakir çocukları sevindirmeseydin içinde bulunmuş olduğu durumdan asla kurtulamazdın. Sonra diyor uyandım, ağlamaya başladım, içinde bulunduğum duruma lanet ettim ve içimdeki o zayıf ameli, zayıf ihtiyar salih amelimi güçlendirmek için nasuh tövbenin yollarını aradım. Nereye işaret ettiler biliyor musunuz? Hasan el-Basri'nin mescidini işaret ettiler. Dediler ki oraya git. Bir sabah vaktiydi, Hasan el-Basri'nin meclisine katıldım. O diyor insanlarla nasihatlaşıyordu. Ben halkaya girdim. Halkanın diyor en sonundaydım. Oturdum. Vücudum diyor sarsılmaya, titremeye başladı. Sanki sıtma hastalığına yakalanmış bir insan gibi. Neden biliyor musunuz kardeşler? Çünkü Hasan el-Basri Malik bin Dinar'ın rüyasında kızının okumuş olduğu ayetleri, yani iman edenlerin Allah'ı anma, Kur'an ile kalplerinin yumuşama vakti gelmedi mi ayetlerini diyor hem okuyor hem tefsir ediyordu. Tabir yerindeyse Malik bin Dinar'ın hem kalbini hem de zihnini darmadağın ediyordu. Sonra diyor tövbe ettim. Onun diyor öğrencisi oldum. Evet, bir zamanların vahşi, hatta hayvanlardan da belki daha katı olan Ebu Yahya'sı bir zaman sonra ariflerin, salihlerin, sıddıkların imamı olan Malik bin Dinar'a dönüştü. Yeryüzü vallahi bu adama da şahit oldu elhamdülillah. Peki bu hikayeden ne çıkaracağız aziz dostlar? Velev ki bu hikaye, bu rüya komple uydurma olsun. Peki ne çıkartacağız aziz dostlar? Benim aklıma bir şey geliyor aziz dostum. Senin de benim de, bizim dışımızdakilerin de, hani önemsemediğimiz, küçük gördüğümüz, ya abi bu yaptığım işten dolayı Allah beni hesaba çekmez, Allah bu günahı karşıma getirmez dediğimiz hatalar var ya kardeşler. Aha şu yakalarımızdan tutuyor, şu kollarımızın yenlerinden tutuyor, pantolonlarımızın paçalarında tutuyor, İslam ümmetinin önüne geçmeye engel oluyor aziz dostum. Halbuki sen Allah'ı seviyorsun. Allah'ı sevdiğinden dolayı salih amellerin de sahibisin. Ama müptela olduğun bir günah var ya kardeşler. O İslam dini için, İslam ümmeti için büyük işler, büyük icraatlar yapmana mani olmaktadır aziz dostum. Ne olur bugün medreselerimiz dolu. Hafızlık kurslarımız tıklım tıklım. Çocuklarımızı aldırmak için torpiller kullanıyoruz. Soruyorum Allah rızası için sizlere. Medrese okuyan kardeşlerime soruyorum. Medresede hocalık yapan abilerime, ablalarıma soruyorum. Neden bizim medreselerimizden İslam ümmetine mal olmuş? Bir derneğe, kıytırık bir derneğe değil. İslam ümmetine mal olmuş. İslam ümmetinin malı pozisyonuna gelmiş. İlmiyle bütün insanlığı aydınlatan bir Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel, İmam Malik, İmam Buhari, İmam Müslim, İmam Tirmizi, İbni Teymiye, İbni Kayyim el-Cevziye, İmam Zehebi, İbni Hişam gibi muhaddisler, müfessirler, fakihler bizim medreselerimizde yetişmiyor. Acaba bunun bir sebebi de önemsemediğimiz günahların neticesi olabilir mi aziz dostlar? Allah rızası için size soruyorum. Dernek idarecileri, vakıf sahipleri, neden bizim vakıflarımızdan ve derneklerimizden şu insanlığın aydınlanması için, hidayet bulması için çırpınan bir zamanların Hasan el-Basri'si, Abdülkadir Geylani'si, İmam-ı Rabbani'si, şimdi bugünlere daha yakın olan Hasan el-Benna'sı, Seyyid Kutubu, Said-i Nursi'si, Said Havvas'ı, İmam Mevdudi'si çıkmıyor. Acaba bunun bir sebebi de davet sahamız içerisinde çalışan kardeşlerin önemsemediği günahlar mıdır? Hafife aldığımız hatalar mıdır? Ya o kadar amelin içerisinde yapmış olduğum bu hata gözükmez dediğimiz işler mi bizim şu davet sahalarımız içerisinde başarısızlıklara sebep oluyor? Soruyorum aziz dostlar. Bizim neden şu beldelerimizin içerisinde kafirlerin kalplerine korku salan Halid bin Velid, Ebu Ubeyde İbnül Cerrah, Hamza radıyallahu anh, Sad bin Ebi Vakkas,
Biraz daha sonrası Salahaddin Eyyubi, Fatih Sultan Mehmed'i. Neden bunun gibi şecaatli komutanlar bizim beldelerimiz içerisinde çıkarak İslam ümmetine mal olamıyor? Acaba yapmış olduğumuz kusurlar ayaklarımıza bir kelepçe oldu da İslam ümmetinin önüne mi geçemiyoruz? Soruyorum Allah rızası için. Neden evlerimizin içinden kocalarını, erkeklerini, yiğitlerini Allah yolunda şehit olmak için koşturan Ümmeymaralar, Sümeyralar, Esmalar bizim evlerimizden çıkmıyor da acaba bunun bir sebebi de ev halkının hafife aldığı haramlar olabilir mi aziz dostlar? Allah rızası için soruyorum aziz dostlar. Nerede bizim salihlerimiz? Nerede bizim abidlerimiz? Okuma kitapları içerisinde en fazla kendilerini takip ettirdiğimiz konu rikak, züht bölümü değil mi? Müslümanın güzel ahlakıyla ilgili risaleleri kardeşlerimize hem de kendimize okutturmuyor muyuz? Hani Allah anıldığında kalpleri paramparça olanlar? Hani cehennem hatırlatıldığında kalbi durup yere düşenler, ondan sonra toprağa gömülme ihtiyacı hissedilenler? Nerede bizim ariflerimiz? Nerede bizim abidlerimiz? Soruyorum Allah rızası için. Nerede malının, mülkünü, servetini İslam dininin aziz olması, iktidar olması için harcayan Osman, Ebu Bekir, Abdurrahman bin Avf radıyallahu anhumalarımız? Soruyorum Allah rızası için. Acaba fakir beldelerimiz yok ondan mı? Arakan'ın durumu ortada, Suriye'nin durumu ortada, İran durumu ortada, Afganistan'ın durumu ortada, Afrika'nın bağrında siyahi incilerimiz Hristiyanlara peşkeş çekilirken, bugün Kafkaslar, bugün Balkanlar Avrupa'ya köle yapılırken, zihinleri ve kalpleri köleleştirilirken, soruyorum aziz dostlar, eğer biz bugün halen ellerimizi ceplerimize atamıyor isek, en sevdiğimiz mallardan infak edemiyor isek, o zaman kardeşlerim herhalde bizi kollarımızdan, ellerimizden, yüreklerimizden, zihinlerinden tutan günahlar var. Herhalde onlardır bunun sebebi kardeşler. Soruyorum Allah rızası için. Şu sokaklarda geçen hafta hatırlıyorsunuz. Okulların içerisinde batının dayatması, zorla değil, dipçikle değil, sevdirerek, internette özendirilerek Cadılar Bayramı kutlandı değil mi? Ben inanıyorum ki bir anne sabah kızını nasıl gönderdi, öğleden sonra kızını asla tanıyamamıştır. Cadı değil, hayvanları aratacak bir pozisyona sokmadılar mı kız çocuklarımızı? Bir hafta önce arkadaşlar, aptalca kıyafetler giydirerek şu sokakların içerisinde, toplu taşıma araçlarının içerisinde, eğitim ve öğretim yaptıkları kurumların içerisinde çocuklarımızı gezdirmediler mi? Bunlar bizim kızlarımız değil mi? Bunlar benim çocuğum değil mi? Yarın senin Abdullah'ın, Abdurrahman'ın, Sümeyra'nın, Sümeyye'lerin, Ayşe'lerin, Fatma'ların da bu pozisyona düştüğünden görürsen korkmayacak mısın? Utanmayacak mısın? Eğer bunun için çırpınamıyor isek, bil ki aziz dostum, demek ki bileğimizden tutan bir günahımız var. Eğer halen şu sokaklar içerisinde Müslümanım deyip de bir Hristiyan gibi yaşayanlar mevcut ise ve her geçen gün sayıları artıyor ise ve halen biz tembelsek, tembelliğimizden dolayı yatağa yapıştıysak, sokaklara çıkmaktan korkuyorsak, ayaklarımız titriyorsa, dilimiz bağı çözüldüyse, aziz dost, o zaman bizim kolumuzu bacağımızı bağlayan günahlarımız var. Esir olduğumuz günahlarımız var. Bunun başka bir telafisi var mı aziz dostum? Malik bin Dinar'ın rüyası bana bunu öğretiyor aziz dostum. Malik bin Dinar'ın Allah'a yürümesi, tevbeye koşması ve neticesinde ariflerin imamı olma derecesine yükselmesi bana vallahi bu hakikati öğretiyor aziz dostum. Ne olur aziz dostlar, kendimize gelelim. Ben değil, filozoflar değil, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem değil, siyasetçiler değil, şu sokaklarda gezen dervişler değil, alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celle soruyor. İman edenlerin, Allah'ı sevenlerin, Allah'a yürümek isteyenlerin, cennet aşıklarının, Firdevs'i görmek isteyenlerin, Allah'ın cemaliyle müşerref olmak isteyenlerin kalpleri Allah'ın kitabıyla yumuşama vakti gelmedi mi? Bana soruyor Allah. Şu uzun sakallı obez adama soruyor Allah. Diyor ki ey insan,
halen diyor kalbin yumuşamadıysa, şu Kur'an ile kalbin incelmediyse, halen günahların içerisindeysen, salih amele yürümüyorsan, yazıklar olsun sana. Dindarlığın kaç para edecek senin şu toplum içerisinde? Sana ve bana soruyor Allah. Yandan cepliler giyenler, kusura bakmayın, kimseye hedef almak istediğimden dolayı değil. Şu sokaklar içerisinde bir Hamaslı genç gibi gözükenler, Allah size soruyor, kalbiniz Kur'an'la yumuşama vakti gelmedi mi? Bunu soruyor Allah. Bunu söylüyor size ve bana Allah. Geldi mi aziz dostum? Hangimize geldi? Hangimizin kalbi yumuşadı da alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala'ya her daim anma, her daim koşma adına bir gayretin ve yarışın içerisine girdik? Allahu Ekber ve Lillahilhamd. Allah bizi affetsin aziz dostlar. Allah bizi bağışlasın. Vallahi şundan utanıyorum. Yemin ediyorum ki şu cumartesi sohbetlerinde saat 9'dan 9.30'a kadar burada konuşmaktan hayal ediyorum. Allah bu ümmetin içinden beni çekip alsın. Neden? Çünkü ben bu ayetin muhatabıyım. Ben halen Allah'a zikretme, Allah'ı anma, kalbimin rikak pozisyonuna gelme konusunda tereddüt yaşayan bir adamım. Peki sen kendinden utanmıyor musun? Sen kendinden korkmayacak mısın? Ne zaman utanacak ve korkacağız ey İslam alemi? Evet aziz dostlar, Allah soruyor. İman edenlerin Allah'ı anma ve inen kitap dolayısıyla kalplerinin yumuşama vakti gelmedi mi diyor. Allahu Ekber. Geldi Allah'ım diyenler koşsunlar. Varım diyenler koşsunlar. Ben Yahudiler ve Hristiyanlar gibi olmayacağım diyenler koşsunlar. Nereye biliyor musunuz? Hemen bu ayetin devamında yürüdüğünüzde sizi Hadid suresi 18. ayet karşılayacak. Ne biliyor musunuz? Sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, aynı zamanda Allah'a karz-ı hasen, güzel borç verenler var ya, şimdi Allah onlara cevap veriyor. Eğer kalbiniz yumuşadıysa, eğer gerçekten Allah'ı zikretmek istiyorsanız, Allah diyor ki buyurun diyor, ben sizi diyor sadaka seferberliğine çağırıyorum. Allahu Ekber. Sadece mallarınızı değil, canlarınızı vermeye çağırıyorum. Sadece canlarınızda kalmayacak zamanlarınızı infak etmeye çağırıyorum diyor Allah Subhanahu ve Teala. Evet, iman edenlerin Allah'ı anma ve inan kitapla kalplerinin yumuşama vakti gelmedi mi? Tamam diyenler Allah'a koysunlar kardeşler. Yönünü Allah'ta arasınlar. Mutluluğu Allah'ta arasınlar. Mağfireti Allah'ta arasınlar. Evet aziz dostlar, toparlayacak olursam. Şu an içimizde birçok cevher kardeş var. Gerçekten keşfedilmeye hazır, ortaya çıkarılmaya hazır. Bir elmas gibi, bir inci gibi, bir mercan gibi davette, cihatta, ilimde ne derseniz deyin. İçinizde inciler var. Sesimi işiten insanların içerisinde belki daha çokları var. Tekrar soruyorum kardeşler. Eğer bu inciler, bu yetenekler, bu kabiliyetler İslam dini ve İslam ümmeti için büyük icraatlar yapamıyorsak, tekrar söylüyorum, şu yakalarımıza, kollarımızın yenlerine, paçalarımıza yapışan günahlarımızın nedeni olabilir mi? Herkes nefsini sorgulasın aziz dostlar. Bir hikaye anlatacağım ve inşallah Rahman bundan sonra bitireceğim. İslam tarihinde şöyle bir olay yaşanıyor kardeşler. Nasıl biz fert olarak, toplum olarak, cemaat olarak, birey değil, hep beraber tevbeye koşarsak gökyüzünden büyük zaferlerin ineceğine şahitlik olacak bir olay anlatacağım şimdi. İslam tarihi sayfalarında kayıt altına alınmış, belki birçoğumuzun ki ben başta olmak üzere duymadığı, sonradan duyduğu büyük bir olay anlatacağım kardeşler. Diyorlar ki Müslümanlar Tikrit, yani bugünkü Irak bölgesi, şu an kafirlerin tasallutu altında. Allah-u Teala onları korusun. Şu an Müslümanlar diyor Tikrit bölgesinde, ya İran bir bölgesinde, Rum topraklarına savaşa girip büyük bir zafer elde ettiler. Elhamdülillah. Bu haber Roma kralına geldiği zaman çok hüzünleniyor ve çok büyük bir ordu hazırlıyor. Ve ordunun başına kimi koyuyor biliyor musunuz? Kendisini zahitliğiyle bildiği, tabiri neyse böyle dünyadan soyutlanmış bir hırka, bir lokma misali yollarda yürüyen bir rahibi, bir keşişi ordunun kumandanı olarak seçiyor. Ordu Tikrit'e yaklaşıyor.
Müslümanları muhasara altına alıyor. Kuşatma o kadar uzun sürüyor ki kardeşler, Müslümanlar aç kalıyorlar. Aç kaldıklarından dolayı da leş yemek zorunda kalıyorlar. Aralarında oturuyorlar, şöyle bir istişare yapıyor. Biz en güzeli bu bölgeyi tekrar Roma askerlerine teslim edelim. Sarayın tabir yerindeyse kalelerin kapılarını açalım. Bütün orduya buradaki yerleri teslim edelim. Bir ihtiyar çıkıyor. Allahu Ekber. İnşallah kıyamet gününde karşılaşacağımız. İnşallah diyorum. Cennete girerseniz kendisini arayacağınız bir ihtiyar çıkıyor. İhtiyar diyor ki, ey insanlar diyor, toplanın diyor. Kadınlarınızı ve çocuklarınızı diyor ayırın, uzaklaştırın. Erkekleriniz diyor toplansın diyor. Benim dediğimi diyor yaparsanız Allah'ın izniyle diyor galibiyet gelecektir diyor. Ne yapacak sizce? Taktik mi verecek? He? Kılıçları mı bilecekler? Yok, vallahi yapmayacaklar. Yardım mı isteyecekler? Evet, yardım isteyecekler. Ama yerin kapıları için değil, göğün kapılarının açılması için yardım isteyecekler. İhtiyar diyecek, dedi ki ben ne söylersem diyor siz onu yapacaksınız. Tamam dediler. İhtiyar dedi ki Allah Subhanahu ve Taala'nın vermiş olduğu nimetlere hakkıyla şükredemediğimizden dolayı tevbe istiğfar yapacağız. Şimdi bu sarayı veren Allah, kudreti veren Allah, kaleyi veren Allah, kalenin içindeki ganimetleri veren Allah. Demek ki biz bunun hakkını, şükrünü veremedik, bu hale geldik. Şimdi dedi tevbe istiğfar yapacağız. Hep beraber tevbe etmeye, tevbe ederken bir yandan ağlamaya başladılar. Bu bir süre devam ettikten sonra ihtiyar tekrar dedi. Dedi ki kalbinizdeki bütün meşguliyetten sıyrılın, sadece dedi Allah'a yönelin. Ve zaferin sadece Allah'tan geleceğine inanarak samimi bir şekilde alemlerin Rabbi olan Allah'a yalvarın. Burada bir parantez açacağım. Bu hikayeyi anlatan şahıs bundan önce bir örnek veriyor. Bu kalbin tamamen her şeyden soyutlanıp Allah'a yönelmesiyle alakalı. Diyor ki düşünün diyor. Bir gece vakti tekneyle diyor gidiyorsunuz diyor. Rüzgar diyor her taraftan diyor teknenizi sarıyor. Ama siz ne içindesiniz? Güven içindesiniz. Neden? Çünkü sizi kendisiyle koruyacağınız bir tekneye sahipsiniz. Sonra diyor tekne bir bakıyorsunuz diyor bir taraftan alabora olmaya başlıyor. Bir taraftan diyor parçalanmaya, tahtalar diyor etrafa dağılmaya, sen diyor suyun içerisine düştüğünde bir tahta parçasına diyor yapışıyorsun. Ama halen güven içindesin. Niye? Seni kurtaracağını zannettiğin bir tahta parçasına sahipsin. Onunla beraber karaya çıkabilirsin. Sonra diyor biraz daha düşün diyor. Elinden diyor tahta gittikten sonra kime sarılacaksın? Hani demişler ya düşecek uçakta ateist olmaz. Alemlerin Rabbi olan Allah'a yöneleceksin. Her şey bitmiştir artık. Bütün sebepler ortadan kalkmıştır. Sadece varsa Allah'ın yardımı vardır. Sadece varsa Allah'ın gönderdiği yardım vardır. Bundan başka hiçbir şey yok. İhtiyar bunu hatırlatıyor. Yani kalbinizden bütün sebepleri çıkartın. Kılıçlarınızın keskinliğini çıkartın. Erkeklerinizin güçlülüğünü çıkartın. Zaten bu kadar yetenek sizde olsaydı bu hale gelmezdik. Dercesine alemlerin Rabbi olan Allah'a yönelin deyince erkekler biraz daha ağlamaya başladılar. İstiğfarın şiddeti büyüdü. Hıçkırıkların sayısı artmaya başladı. Sonra ihtiyar tekrar devreye girdi. Üçüncü sefer müminleri tekrar galyana getirdi. Kalplerini tekrar sarstı. Zihinlerini tekrar sarstı. Onların bütün gücünü alemlerin Rabbi olan Allah'a yönlendirdi. Üçüncü seferden sonra ihtiyar sustu. Dedi ki şimdi burçlardan bakalım. Kalenin burçlarından bakalım. Allah'ın nusretinin geldiğini diyor düşünüyorum diyor. Nitekim insanlar hemen kalenin burçlarına koşarlar. Bir bakarlar ki Roma askerleri pılını pırtını toplamış geri gidiyorlar. Şaşırıyor Müslümanlar. Bu nasıl olabilir? Kılıç sallamadılar, mızrak atmadılar, ok sallamadılar, hiçbir şey yapmadılar. Ama Roma ordusu, koskoca Roma ordusu geri gitmekte. Diyor ki ordu uzaklaştıktan sonra artıkçılar var ya böyle ordunun artıklarını toplayan onları görüyorlar. Kaleden dışarı çıkıp onlara soruyorlar. Diyorlar ki siz nasıl böyle geri döndünüz? Biz diyor tam böyle diyor size yaklaşmışken o diyor kalenin içerisinde, rivayette şehrin içinde diyor. Çünkü şehir neyin içinde? Kalenin içinde. Şehrin içerisinde diyor büyük sesler duyduk diyor. Ağlama sesleri duyduk diyor. Bağırışma sesleri duyduk. O sesleri onlar da işitiyor. Tevbe seslerini onlar da işitiyor. O sıra diyor içimizde bulunan ordu kumandanı rahip
Önce diyor kalbini tuttu diyor. Kalbim diyor, kalbim diye bağırdı. Demek ki Allah'ın nusretini gördü. Allah'ın yardımını gördü. İstiğfara yüründüğü takdirde nice zaferlerin kazanılacağına önceden demek ki şahit oldu o rahip. Diyor ki kalbini tutarak diyor vefat etti. O vefat ettiği an ordunun diyor bütün diyor güveni alt üst oldu diyor. Bundan dolayı diyor geri çekildik. Elhamdülillah. Aziz dostlar işte budur Allah. Göğün yardımı yapacağın bağışlanmanın neticesinde gelecektir. Şu mahallelerin içerisinde kazanacağınız zafer, şu sokaklarda elde edeceğiniz hidayet zaferleri içimizde benim gibi insanların günahlarını terk etmesiyle gerçekleşecektir. Allah-u Teala bizi bunlardan eylesin inşallah. Şu an başta İsrail olmak üzere bütün Hristiyan alemi gözetilmeksizin. Aha, bu ta Edirne'nin sınırından tutun Bulgaristan'ına kadar, Makedonya'nın içindeki Hristiyanlara kadar, Bosna'ya kadar, ta Avusturya sınırlarına kadar gelen bütün Hristiyan alemini düşünün. İyilerini, mazlumlarını, yumuşak kalplerini kenara ayırıyorum. Bütün böyle Yahudiler ve Hristiyanlar, İslam alemine, İslam ümmetinin üzerine aç kurtların saldırdığı gibi saldırdığı bu dönemde Rabbimizden şunu istiyoruz. Allah'ım bize öyle bir amel nasip et ki, ya Rabbi bize öyle icraatlar yapmayı nasip et ki bir taraftan dininin yeryüzüne hakim olması, bir taraftan da işte ümmet ölmemiş, ümmetin yiğitleri kara toprağa düşmemiş, ümmetin erkekleri halen nefes alıyor dedirtecek icraatların sahibi olmayı Allah bizlere nasip etsin inşallah. Ve öyle bir şey Allah nasip etsin ki, vallahi bunu anlatan canı gönülden istiyoruz. Öyle bir icraat yapan insan şu mescidin, şu sokakların, şu ülkenin, bu toprakların dışından bir adam çıksın ki küfrün bütün oyununu ve düzenini bozsun. Allah'tan vallahi bunu istiyoruz. Rabbim bunu bize başartacak kardeşler. Bunu Rabbim bize yaptıracak. Ama sen değilsen, ben değilsem hepsimize dönelim. Önemsemediğimiz, bu kadar amelin içerisinde bu kadar kusurda olur dediğimiz şeylerden kurtulduğumuz gün Allah inşallah bizi bu ümmetin bağrında büyük işler yapan insanların arasına katar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Geceniz mübarek olsun. Geceniz abidlerin, salihlerin amellerine ulaşsın.